sabah bir kız geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister bir de içmeyen kocası. Tanrı ne demişse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar yüreğinde benim sızı. Gözlerinden yaşlar akar ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine. Bugün örecek elleri her gün ekmek derdinde. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Evet, merhabalar. Değerli dostlarım, hoş geldiniz. Yoğun bir gündemin ardından tekrar sizlerle birlikteyim. Kaldığımız yerden devam etmek üzere Türkiye'de sanayi konusunu işleyeceğiz. Bu aslında geçiyorum. Ve geldim bugünkü konumuza. Yani her şey coğrafyayla ilgili, bir türlü kendimizi koparamıyoruz ki. Gel de yorum yapmayana, deprem olmuş, yorumlamadan olmuyor. Arkadaşlar, Türkiye'de sanayi. Türkiye'de sanayi istenen düzeyde değil. Bu bir. Keşke istenen düzeyde olsa. Keşke bu kadar işsizlik olmasa. Türkiye'de tarımın gelişmesinden ziyade sanayinin gelişmesi lazım. Ha, en güzel ikisi birlikte gelişsin. Biri birine engel değil. Hatta tarıma dayalı sanayi de gelişsin. Modern tarıma dayalı sanayi. Ama Türkiye'de sanayi şöyle 3-5 cümleyle, hocam bana 3-5 cümle söyleyin de hani en can alıcı noktalarla ilgili diyorsan, Türkiye'de en gelişmiş sanayi tekstil sanayi, not al. Ben sana soruyorum. Sen ülkenin birine bir gemi tekstil malzemesi gönderiyorsun. Oradan da sana bir gemi silah geliyor. Ya da bir gemi otomotiv geliyor. Hangisi daha çok kazandırır? Tekstil mi, otomotiv mi? Tekstil mi, elektronik mi? Tekstil mi, silah mı? Soruyorum sana. Mantığını kullan, ezber yapma. O zaman ülkemizde sanayi gelişmiş mi? İzafi bir kavram. Neye göre? Evet, çok fabrika var ama bunların getirdiği rakama bakıyorsun, çok büyük rakam değil. O yüzden ülkemize biz ne diyoruz? Gelişmekte olan ülke diyoruz. Peki, ikinci soru. En gelişmiş hangisiymiş? Tekstil sanayi. Ama sana en yaygın sanayiyi sorarsa, Türkiye'de en yaygın sanayi dalı hangisidir? O zaman gıda sanayisi diyeceksin. Özellikle de unlu gıdalar. Nasıl yani hocam? Türkiye'nin en ücra dediğin yerlerinde bile mutlaka bir un fabrikası, mutlaka bir ekmek fırını vardır yani. Tamam, ekmek fırını fabrika değil, sanayi sayılmaz ama ekmek fırını işleyebilmesi için yakınında bir un fabrikasına ihtiyaç var. Hakkari dahil, Tunceli dahil, Artvin dahil, efendim buralarda arkadaşlar un fabrikası vardır. O zaman toparlıyorum. Türkiye'de en yaygın her ilde olan hangisidir? Gıda sanayisi. Ama Türkiye'nin en gelişmiş sanayisi hangisidir? Tekstil sanayi. Türkiye en çok hangi sanayi dalından kar ediyor? Tekstil. Ama en çok hangisini satıyor? Otomotiv. Bunları karıştırma. Hocam, otomotivi çok satıyorsa çok kar etmemiz gerekmiyor mu? Öyle değil. Sattığımızdan daha fazlasını alıyoruz. Dolayısıyla zarar ediyoruz. Ama tekstilden sattığımızdan daha fazlasını almıyoruz. Türkiye sattığı mallar içerisinde en çok tekstilden kar ediyor. Anlatabildim. Ama en çok hangisini satıyor? Otomotiv. Niye kar edemiyor? Sattığından daha fazlasını alıyor. Tamam,
Yani Tofaş'ı satıyorsun, Renault'u satıyorsun, Ford'u satıyorsun ama Porsche'yi alıyorsun. Volkswagen'i alıyorsun, Opel'i alıyorsun, efendim bir sürü araçla Peugeot'u alıyorsun. Bunların fabrikası Türkiye'de yok. Mercedes'i alıyorsun, BMW'yi, Audi'yi alıyorsun. Anlatabildim mi olayı? Peki hocam, bize şöyle bir soru çıkarsa. Cumhuriyet döneminde mi Türkiye'nin sanayileşme hızı daha fazlaydı, şu anda mı? 2019 Türkiye'sinde mi? Şu anda beni dinleyen kamuoyu ikiye bölünmüştür. Cumhuriyet döneminde mi sanayileşme hızı daha fazlaydı, yoksa 2019 Türkiye'sinde mi? Niye ikiye bölündünüz? Çünkü Mehmet Hoca soruyorsa burada bu bir tuzağı olabilir. Böyle kolay soru sormaz bu adam diye düşünüyorsunuzdur eminim. Arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde sanayileşme hızımız daha fazlaydı. Neden? Hiçbir şey yok. Bir fabrika yapıyorsun, ikinci gün bir fabrika daha yaptığın zaman %100 artış oluyor. Hız çok fazla. Ama şimdi bizim 10 bin tane fabrikamız var. Ertesi sene 500 tane de yapsan o hıza oran olarak gelemiyor. Tekrar söylüyorum. Coğrafyada kelimeler çok önemli. Dikkat çok önemli. Ben size neden bordo bereli gibi olacaksınız diyorum. Bir soru kaçırma lüksün yok senin. Ona göre ders anlatmaya çalışıyorum. Ona göre benim yayınlar uzun sürüyor. Pata 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 anlatıp gidebilirim. Ama yediremiyorum ya. Senin dikkatini çekmem lazım bu olaya. Bir kez daha söylüyorum. Sanayileşme hızı Cumhuriyet döneminde daha fazla. Ama sanayileşme düzeyi hangi devirde daha fazla? Tabii ki günümüz Türkiye'sinde daha fazla. Neden? Belli bir seviyeye gelmiştir, belli bir düzeye gelmiştir. Cumhuriyet döneminde hiçbir şey olmadığı için hızla sanayileşiyor ama belli bir düzeyi yakalayamamıştır. Şu anda sanayileşme düzeyimiz daha iyi. Çeviriyorum bir başka soru. Avrupa'da mı sanayileşme hızı daha fazla, Türkiye'de mi? Tabii ki Türkiye'de. Neden? Avrupa doymuş. Türkiye hala aç. Hala yatırım alan bir ülke. Avrupa'da mı sanayileşme düzeyi fazla, Türkiye'de mi? Türkiye'de sanayileşme düzeyi daha fazladır diyemezsin. Avrupa'da sanayileşme düzeyi fazla. Neden? Dedim ya, doymuş. Türkiye'de sanayileşme hızı Avrupa'ya göre daha fazla. Evet, bu kavramlar tekerleme gibi algılanabilir ama bu bile zihin, zeka, pratik zekayı gerektiren bir durum. Anlamadıysan yayından sonra bir kez daha dinleyeceksin bunları. Diyorum, anlatacağım şeyler sadece bunlarla sınırlı olmadığı için geçmem gerekiyor. Değerli dostlar, Türk sanayisinin en büyük sorunu nedir? Türk sanayisinin en büyük sorunu, diyelim ki böyle arkadaş ortamında oturuyorsunuz ya da otur şeye gittiniz, akrabalara gittiniz. Kayınvalideniz geldi. Kayınvalidenize çay tutuyorsunuz. Böyle eğiliyorsunuz, saygıyı ihmal etmiyorsunuz. Kayınvalide, sana günlerdir sormak istediğim bir şey var. Herkesin ortasında da belki sorulmaz ama yine sormam lazım. Sence Türk sanayisinin en büyük problemi nedir diye çayı verirken kayınvalidenize sorun. Tabi o size şöyle anlamlı bir bakacaktır. Kısa süreli bir sessizlik olacaktır. Bütün başlar sizin olduğunuz noktaya dönecektir. Ama o sessizlik anında siz ne diyeceksiniz? Kayınvalideciğim, anlıyorum, soru seni şaşırttı. Hadi şıkları da vereyim, bir güzellik yapayım sana. Türk sanayisinin en büyük problemi sermaye midir, ham madde midir, iş gücü problemi midir, enerji midir, ulaşım mıdır, pazar mıdır? Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Kayınvalidenizin ne demesi lazım? Türk sanayisinin en büyük problemi sermaye. Para yok. Var da nerede? Var da nereye yatırıyorlar? Kara para mı? Betona, yola yatırılan para mı? Ama bizim sanayimizin temel problemi sermaye. Not al. İspatı ne? Türkiye'de bakın, yıllardır özelleştirme yapılıyor. Bu özelleştirmeyle satılan fabrikaları kimler alıyor? Dikkat edin, hep yabancılar alıyor. Nerede bizim Türkler parayı nereye yatırıyorlar? Ben de bilmiyorum nereye yatırıyorlar. Ama sınavda ÖSYM sana sorarsa Türk sanayisinin en büyük problemi nedir? Sermaye. Hocam, bizim ham madde problemimiz yok mu? Ham madde problemimiz yok seviyesinde. Neyin ham maddesi yok bizde? Kakao, kauçuk, kahve. Hani olmasa da çok bir şey sorun olmaz diye. Üçü bir arada içemeyiz. Üçünden birini bulamayız. Kahveyi bulamayız da şeker ve süt tozunu buluruz. Ülkemizde petrol ve doğal gazın ham maddesi yok. Var da yetmiyor. Ülkemizde fosfatın ham maddesi yeterli değil. Anlatabildim mi? Bak, bunlarda ham madde sorunu yaşıyoruz ama onun haricinde biz ham maddesi bol olan bir ülkeyiz. Problemimiz ne? Bu ham maddeyi işleyecek sermayenin olması. Bak, teknoloji de demiyorum. Onda bile bir ilerleme kaydettik. O münasebetle bunlar Türk sanayisinin önündeki problemlerdir arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen temel parametre iklim midir, yer şekilleri midir, sanayi midir, ulaşım mıdır, enerji midir diye sorulursa, Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen temel parametre sanayidir.
Kardeşim sanayi mıknatıs gibi çeker nüfusu. Marmara niye bu kadar kalabalık? Ben sana soruyorum. Marmara insanlar İstanbul Boğazı'nı gezmek için, Boğaz turu yapmak için mi gidiyorlar? Boğazın kenarında balık ekmek yemek için mi gidiyorlar? Boğazın önünde selfie yapmak için bu kadar insan İstanbul'a gidiyor? Hayır. Marmara'nın iklimi için mi gidiyor? Hayır. Akdeniz iklimi daha güzel. Marmara düz olduğu için mi? Hayır. Güneydoğu daha düz. Buyur. Bütün kozlarını aldım elinden senin. O zaman niye Marmara'ya gidiyor? Çünkü sanayi orada kardeşim. Önce para, önce ekmek. Millet niye 3'ün 5'in, 3'ü 5'i geçtim, 1'in 2'nin hesabını yapıyor, Tanzim satış kuyrukları oluşuyor. Tanzim şu meyve sebze satılan yerlerde. 1'in 2'nin hesabını yapıyor. Millet için ekonomi önemlidir. Dolayısıyla sanayi sektöründe çalışmak insanlar için daha büyük bir ekmek kapısı, getirisi daha fazla. Sanayi birçok sektörü besler. Bundan dolayı Marmara'da nüfus daha fazla. O münasebetle sanayi nüfusu mıknatıs gibi çeker. Bunu kenara not alın. Peki hocam, Türkiye'de en gelişmiş sanayi söylediniz, tekstil. En yaygın sanayi söyledik, gıda. Türk sanayisinin en büyük problemini söyledik. Hangisi? Sermaye dedik. Bunları hatta çay sohbetinde konuşalım. Ne güzel valla, çayını yudumla bunları konuş. Al sana nitelikli sohbet. Seçimleri konuşma, seçimleri. Türkiye'de her zaman seçimler, siyaset hep böyle dip yapmıştır. Türkiye'de siyaset hep böyle bayağı olmuştur. Utanıyorum ben Türkiye'deki siyasetten. Hakikaten utanıyorum. Liderlerin çocuklar gibi kavga etmesine gerçekten utanıyorum. Onun için ve zaman kaybı olarak görüyorum. Bunlarla zaman kaybetmeyin, geleceğinizi inşa edin arkadaşlar. Sen televizyonu çok izledikçe, kendi liderine efendim çok bağlı oldukça, sokakta liderin için oy toplamaya çalıştıkça yapmayın, girmeyin bunlar, işinize bakın, işinize. Türkiye'de siyasetle ilgilenmeyin. Anlatabildim mi? Spora çok kafayı yormayın. Magazini bir kenara atın. Ya şu hayatınızı elinize alın ya. Gözünüzü seveyim. Goy goy tartışmaları bırakın. Niye? Görüyorum ki, uyarıyorum sizi yani. O münasebetle bir çay sohbetinde bile bunlar konuşulabilir diyorum. Şimdi bugün sizlerle dizisi harita da çizeceğiz arkadaşlar. Bak buraya ne yazmışım. Türkiye'de ne demişim? Türkiye'de sanayinin dağılışı normal mi? Hiç de değil. Yani normalde biz mi söylemiyoruz? Normal değil. Normal olsa söyleriz. Normal olmadığı için nüfusun dağılışı da normal değil. Bak Türkiye'de sanayinin dağılışı. Sana söyleyeyim. Sanki Marmara'da sanayi normal mi dağılmış? Hemen al eline haritaları. Çabuk bekletme beni. Bölge bölge sanayinin en çok geliştiği yerleri kırmızıyla çizeyim. Şimdi bir kere Türkiye'de en sanayileşmiş yer Çatalca Kocaeli. Türkiye'de kesintisiz sanayi kuşağının olduğu tek yer. Yaz buraya, kesintisiz sanayi kuşağı ne demek? Yani kilometrelerce gidiyorsun, arada bir tane ev yok ya, hep fabrika. Özellikle Kocaeli Dilovası, not al buraya. Kocaeli Dilovası. Hani bazı böyle bilim kurgu filmleri olur ya. Fabrika bacaları, is, pas, insan yok, robotlar dolaşıyor. İnsan ürküyor ya. Hiç yeşillikle karşılaşmıyor neredeyse. Türkiye'de sanayileşmenin en fazla olduğu yer Çatalca, Kocaeli. Ondan sonra neresi? Bursa. Bakın burası. Bursa benim yaşadığım coğrafya. Aynı zamanda Bursa tarım şehri tabii. Sanayi de çok gelişmiş. Marmara'da sanayi aynı zamanda Sakarya'da da vardır. He, Marmara'nın diğer yerlerinde sanayi gelişmemiş. Bak. Dengesiz dağılmış. Marmara'nın batısında yok, Çanakkale'de yok, Kırklareli'nde yok. Ege'ye geldin, sanayi nerede? İzmir'de. Tabii bu illeri elinizde bulundurup bunları dolduracaksınız. Her dersimizde bunları yapıyoruz genelde. İzmir'i bileceksin. Hadi Manisa'ya torpil geçeyim. Manisa son zamanlarda Vestel'den dolayı ciddi manada sanayileşmeye başladı. Ama Muğla'ya sanayi şehri diyemem, fakat Denizli'ye diyebilirim. Denizli'de ne var arkadaşlar? Tekstil sanayi, havlu sanayisi çok gelişmiş. Tamam mı? Tekstil. Akdeniz bölgesi, bak Ege'de de o şey dağılmamış, dengeli dağılmamış nüfus yani. Üç tane il söyledim. Hadi şartlara zorlarsam Aydın zorlamıyorum. Geldim Akdeniz. Akdeniz'e neresi? Başta İskenderun arkadaşlar, demir çelik. Ondan sonra Adana. Özellikle tekstil sanayisi. Hadi Mersin'i de çiziyorum. Mersin'de cam, sigara, kağıt fabrikaları var. Limanın varlığı da buraya yine bir ayrıcalık katıyor. Aynı zamanda rafineri var. Ataş rafinerisi. Bu rafinerler çok fazla istihdam sağlar. Ama Antalya'ya bak, bir şey yapmıyor mu? Sparta, Burdur. Bunlarda hiçbir sanayi tesisi hemen hemen yok. Geçtim.
İç Anadolu'ya. İç Anadolu'da Konya'ya sanayi şehri diyebilirim. Konya gerçekten şaşırtıcı bir hızla büyüyor. Hem sanayi şehri, hem tarım şehri, hem ticaret şehri, hem inanç şehri, hem ulaşım şehri. Zaten yüz ölçümü de çok büyük. Konya böyle. Yine önemli şehirlerden bir tanesi Kayseri arkadaşlar. Kayseri'ye de biz sanayi şehri diyebiliriz. Kayseri. Ankara'yı deriz. Ankara, Eskişehir, evet ve Kırıkkale'yi de alıyorum. İç Anadolu'da yine daha dengeli sayılır. Dikkat et, bak daha dengeli. Güneyde, doğuda, batıda, kuzeyde illere daha dengeli dağılmış. Güneydoğu'ya geldim. Arkadaşlar Güneydoğu'da sanayinin dengeli dağıldığını söylemek mümkün değil. Bir Gaziantep var, başka da bir şey yok Güneydoğu'da. Bak gerisi boş. Doğu Anadolu'da hiçbir tane sanayi şehri yok. Yani bir zorlarsan şartları Malatya. Hadi bir de Elazığ'ın bir kısmı olsun. Yani Malatya, Elazığ'da maden sanayisi. Da geriye kalan illerde hemen hemen hiçbir şey yok. Karadeniz'e geliyorum. Karadeniz'de Samsun'a bile sanayi şehri diyemiyorum. Bakın Samsun ticaret şehridir, tarım şehridir ama nereye alırım? Zonguldak'ı, Karabük'ü alırım arkadaşlar. Karadeniz'de de bak Doğu Karadeniz'de hiç yok zaten. Hocam Trabzon'da çimento var. Hocam Trabzon'da un fabrikası var. Yahu bir tane fabrikayla bahar gelir mi? Ben nereye sanayi şehri derim? Nüfusun nereden bakarsa %30'u sanayi sektöründe çalışıyor olması lazım. O münasebette bak sana çizdiğim Türkiye'de sanayi dengeli mi dağılmış? Hayır. Daha çok batıda, dolayısıyla Türkiye'de nüfus da dengeli dağılmamıştır değerli arkadaşlar. İlk çizeceğimiz harita bu idi. Dersten sonra bu illerin ismini de yazın. Ben zaman kaybetmeyeyim diye bunu geçiyorum. Tamam mı? Evet, şimdi geldim. Şuradaki notlarımla devam ediyorum. Sanayinin dağılışını etkileyen faktörler ham madde. Değerli arkadaşlar bak ÖSYM şöyle sorular soruyor. Eskiden soruyordu otomotiv sanayisi nerede? Şimdi söylüyoruz. Kendi söylüyor. Diyor ki otomotiv sanayisi Bursa'da niye orada diye soruyor. O zaman yorumu sana bırakıyor. Eskiden nasıl soruyordu? Otomotiv sanayisi nerede diye soruyordu. Ha yine sorabilir mi? Yine sorabilir. Yani senin işini bir kat daha zorlaştırmış oldu. Hem nerede olduğunu bileceksin hem de niye orada olduğunu bileceksin. Madem sormuşken cevaplayalım. Bursa'da otomotiv sanayisinin gelişmiş olmasının temel nedeni Bursa'nın iklimi mi? Akdeniz iklimi görülüyor Bursa'da. Yer şekillerinin düz olması mı? Enerji kaynaklarının bol olması mı? Sermayenin çok olması mı, iş gücü potansiyelinin fazla, bak ne kadar güzel konuşmuş, sanki insan hepsine de evet diyesi geliyor değil mi? Ama değil. Temel neden nedir? Bursa'da ulaşım ve pazarlama olanaklarının iyi olması. Ne demek ulaşım? Karadan, denizden, havadan ulaşmak mümkün. Bir demir yolu yok, ayrı mesele. Artı Bursa'da pazar çok geniş. 3 milyona yakın nüfusu var. Artı deniz kenarında olduğu için yurt dışına pazarlama olanağı son derece, en çok kullandığımız ulaşım şekli deniz ulaşımı değil mi? Ben size soruyorum. Niye İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Bursa'da, sadece Bursa değil tabii, iki defa Bursa'yı sorduğu için Bursa örneği verdim. Niye buralarda otomotiv sanayisi var? Ham madde deme sakın. Otomotivin bir tane mi ham maddesi var? Lastiği var, tekerleğinin jantı var, içerisinde kumaş koltuğu var, sacı var, metali var, elektronik var, plastik var, bir sürü ham maddesi var. Yani otomotiv bir tane ham maddeden oluşmuyor ki, Bursa'ya kurulmak bir neden olsun, ham madde değil. Hatta şunu da söyleyeyim, bakın sen bir yerde 500 tane çay fabrikan olacağına bir tane otomotiv sanayisin olsun. 500 tane un fabrikan olacağına bir tane otomotiv olsun. Neden? Bak bir sürü sektörü besliyor. Tekerini alman için petrol gerekiyor, kumaş gerekiyor, elektronik gerekiyor, saç gerekiyor, boya gerekiyor. Bak bir sürü sektörü besliyor. Bursa niye göç alıyor sanıyorsunuz? Çünkü sanayi bu anlamda çok gelişmiş. Peki hocam sınavda ÖSYM başka nasıl sorabilir? Şöyle sorabilir. Der ki ham maddeye yakınlığın önemli olduğu sanayi dalları. Yani sen öyle bir fabrika yapacaksın ki illa götürüp tarlanın kenarına yapman lazım. Uzak mesafeye götüremiyorsun, hemen bozuluyor. Anlatabildim mi? Neresi? Hangi sanayi? Çay sanayi. Fabrikayla tarla yan yana olması lazım. Yağ sanayisinden yalnız ayçiçeği değil, pamuk yağı da değil. Hangi yağ bu? Zeytinyağı. Zeytin çabuk bozulabilir. Yeşildir, çünkü yeşildir diyorum. Mi diyecektim ya, Allah Allah. Zeytin, şeker pancarı, bunlar sulu ürünler. Yani suyunu çekmemesi lazım.
Dolayısıyla uzak mesafeye götüremezsin. Kağıt sanayisi yine ham maddeye yakın olması lazım. Çünkü kağıt arkadaşlar ağacı kestikten sonra kurumadan fabrikaya ulaştırman lazım. Hatta fabrikaya ulaştırdıktan sonra bir de güzel suluyorlar bunu, tamam mı? Konserve, çabuk bozulabilecek ürünler. Ha, yaş diyecektim, yaş. Yaş sebze meyve bunlar, sulu diyorum. Konserve de yaş sebze meyve bunlar. Dolayısıyla uzun mesafe taşımaya gelmez. Sebzelere yakın olması lazım. Konserve sanayinin Bursa'da iki tane fabrikası var. Şeker fabrikası, şeker pancarı uzak mesafe taşımaya gelmez. Yakınında olacak. Et, süt, değil mi? Bozulan şeyler. Bu kadar da ezberlemeye gerek yok. Mantıklı yaparsın. Ama mesela bir tekstilin ham maddeye yakın olması şart değil. Yani pamuk tarlaları genelde nerede? Güneydoğu, Akdeniz, Ege'de. Fabrika nerede? Marmara'da. Kayseri'de pamuk yetişmiyor ama tekstil sanayisi var. Nereden getiriyor? Güneydoğu'dan. Demek ki taşımayla bozulmuyor pamuk. He, bu önemli işte. Unlu gıdalar, çimento, cam, bunlar ham maddeye yakın olmak zorunda değil. Değil ama yine de yakın yazın. Neden? Ulaşım maliyeti oluşmasın diye. Tamam. Bunlar ham maddeye yakın olmak zorunda. Ünlem işareti koy. Türkiye'de sanayinin dağılışını etkileyen faktörler, ulaşım. Arkadaşlar şurası bir realitedir ki ulaşımın geliştiği yerde sanayi de gelişiyor. Ulaşılamayan yere sanayici yatırım yapmıyor. Kimse götürüp dağın başına sanayi tesisi kurmaz. Bırak sanayiyi, kimse dağın başına dükkan açmaz. Sen dükkanı nereye kurmak istersin? Herkesin rahat ulaşabileceği yere yapmak istersin. O zaman ulaşılabilen yer gelişir. Arkadaşlar ulaşım seçeneği ne kadar fazlaysa, ki Marmara en fazla, sanayinin orada olmasının temel nedenlerinden biri de bu. Bak Türkiye haritasına. Size ulaşımın en problem olduğu yerler. Hakkari'de var mı? Sanayi yok. Doğu Karadeniz'de var mı? Yok. Muğla'da var mı? Yok. Bak görüyor musun? Yıldız Dağları'nda var mı? Yok. Antalya'da dahi yok. Ulaşım problem yani buralar. Dolayısıyla ulaşım sanayinin dağılışını etkiler. Peki. Bazı sanayi tesislerinin kuruluşunda ulaşımın rolü nedir? Arkadaşlar çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın Samsun'da bakır işleme tesisinin kurulması, İskenderun'da demir çelik sanayisinin kurulması, Antalya'da ferro krom, yazım kötü olabilir ama bir elden telefonu tutuyorum. Aldım tripod ama bunlar da güzel görüntü vermiyor. Yine sol elime yükleniyorum. O yüzden çok güzel yazamayabilirim. Siz anlıyorsunuz, dinliyorsunuz, neticede güzel yazın. Bakın Antalya'da niye ferrokrom kurulmuş? Krom. Antalya'da krom çıkmaz. Muğla'dan gelir. Çünkü liman özelliği daha iyi Muğla'ya göre. İskenderun'da niye demir çelik kurulmuş? Çünkü deniz kenarında yurt dışına Güneydoğu'dan Malatya'nın demiri gelip buradan işlenip yurt dışına gidiyor. Yani İskenderun'da demir çeliğin kurulma nedeni orada enerji değil. Deniz kenarında olması, demir yolunun olması, dış pazarlara satmak için en yakın liman olması Malatya'ya. Samsun'da bakır niye kurulmuş? Ulaşım geniş bir interlanda sahip Canik Dağlar, Allah razı olsun, kıyının çok gerisinde. Ben abi diyor biraz geriye çekiliyorum, sen istediğin gibi geliş diyor Samsun'a. Samsun'da buraya işte bakır tesisi kurarak, tütün fabrikası kurarak gelişmeye çalışıyor. Bakırı nereden getiriyor onu daha sonra söyleyeyim. Sen sadece bakırın Samsun'a ait olmadığını, sadece fabrikanın burada kurulduğunu bil yeterli. Çıkar bak bu sorular. Mesela şöyle bir soru çıkar. Elazığ'da bakır tesisi der. Hangisi? Elazığ bakır der. Elazığ krom der. Efendim Kütahya, Emete ve Balıkesir Bandırma'ya bor işleme tesisi der ve Samsun bakır işleme der. Hangisi der? Ham maddeye yakınlık esas almamıştır. Hangi sanayi tesisinde ham maddeye yakınlık esas olmamıştır diye sorarsa Samsun diyeceksin. Arkadaşlar rafinerilerde bakın Türkiye'de 5 tane rafineri var ve bu rafinerileri avucunuzun içini bilir gibi bileceksiniz. Avucunuzun içini bil. Bak şu avuç çizgilerinde başka bir anlamı var. Bir zamanımız olursa bir ara fizyonomi ile ilgili bir kitap okumuştum. Bayağı ilginç. Her neyse rafinerilerin yerini gözü kapalı bilmen lazım. Ben öğrencilere bazen derste şov yaptırıyorum. Gözü kapalı hadi kim gösterecek diye. En iyi gösterir de yarım bardak çay ısmarlıyorum. Hemen şımarmasın diye, tam bardak değil. Arkadaşlar Adana, Mersin. Bu başka bir harita. Bu amaçla da kullanıyorum. Telef olmasın. Dinsiz harita niyetine kullanıyorum. Neymiş bu? İncir demo haritalar bunlar. Kitap çıkmadan önce. Mersin Ataş, İzmir Aliağa, Kocaeli İfraş, Kırıkkale, Orta Anadolu ve Batman rafinerileri avucunuzun içi gibi bileceksiniz. Ama Batman bak şöyle der. Hangisinde ulaşım seçeneği yetkili olmamıştır? Batman'da ham maddeye yakınlık. Niye Mersin'e, İzmir'e, Kocaeli'ye,
Bu şeyler, rafineriler kurulmuş çünkü ulaşım seçeneği deniz kenarında olduğu için en ucuz ulaşım deniz ulaşım ve bize petrol yurt dışından deniz yoluyla geldiği için. Kırıkkale'ye niye kurulmuştur ulaşım demeyeceksin. Bunun nedeni stratejik güvenlik amaçlı. Batman'a niye kurulmuştur? Bu da ham madde. Sorular böyle geliyor işte. Hangisinin kuruluş nedeni diğerlerinden farklıdır? Enerji kaynağına yakınlığın önemli olduğu sanayi tesisi Karabük Ereğli Demir Çelik Sanayisi var. DÇ yazayım anlayın. Niye buraya kurulmuş? Çünkü taş kömürü. Nereden geliyor hocam? Sivas'tan geliyor. Bak şurada göstereyim. Sivas kocaman il. Sivas'tan buraya arkadaşlar Karabük Ereğli'ye demir geliyor. Niye? Taş kömürü burada. Demiri eritip efendim şekil verip buradan da yurt dışına gönderiyorlar. Burada fabrikanın kurulmasının 3 nedeni var. Birinci nedeni enerji kaynağı. İkinci nedeni deniz kenarı ulaşım olması. Üçüncü nedeni de su kaynakları soğutma çalışmalarının önem arz etmesi. Tamam mı arkadaşlar? Ve devam ediyorum. Bakın jeotermal tesisler var. Denizli'de, Kızıldere, Sarayköy, Aydın'da da Germencik. Bunlarda da enerji kaynağına yakınlık önemli olmuştur. Çünkü santrali kurduğun yerde jeotermalin kendisi olması lazım. Buhar olması lazım. Taşımayla başka yere götüremezsin. Hocam Türk sanayisinin enerji problemi var mıdır? Arkadaşlar Türk sanayisinin enerji problemi yoktur. Arada kendime çevirim ki uyumayın. Arkadaşlar, nasıl yani hocam siz hep diyordunuz petrolü dışarıdan alıyoruz, doğalgazı dışarıdan alıyoruz. Tamam, o Türk sanayisinin problemi değil ki, o Türk devletinin problemi. Bak kelimeler ne kadar farklılaştırıyor. Siz hiç duydunuz mu bir sanayici, ya fabrikayı kuracağız da elektrik yok. Hiç böyle diyen sanayici duydunuz mu? Duyamazsınız. Neden? Devlet enerjiyi pahalı da olsa satar. Hiçbir sanayici enerji problemi yaşamaz. Bu bir problem, Türk devletinin problemidir ve bu problemi sanayiciyi yaşatmıyor Türk devleti. Ama Türk devletimizin uzun vadede bu problemden kurtulması lazım. Bir devlet enerjide dışa bağımlıysa siyaseten de bağımlı. Bak biz Rusya'ya kolay kolay hata yapamıyoruz. Putin ne derse evet demek durumunda kalıyor. Son dönemlerde özellikle. Neden? Enerjiyi ondan alıyoruz. Keserim vallahi diyor gazını. Açık açık tehdit ediyor yani. Biz alternatif oluşturmadan açıktan cephe alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden devlet, hükümet ne yapıyor? İşte nükleer enerjiye yatırım yapıyor. Alternatif enerjilere yatırım yapıyor. O ayrı mesele. Şunu not al. Bir fabrika bir şehir kadar elektrik tüketir. Türkiye'de elektriği en çok tüketen hangisidir diye sorarsa TÜİK verilerini yine yayınlayacağım size. Sanayi mi? Ev aydınlatması mı, sokak aydınlatması mı, resmi kuruluşlar mı diye sorulursa sanayi tesisleri diyeceksiniz. Türkiye'de elektriği, enerjiyi en çok tüketen hangisidir? Sanayi mi, ev aydınlatması mı, sokak aydınlatması mı? Sanayi. %50'ye yakını sanayi tesisi kullanır. Bakın Konya'daki Seydişehir Alüminyum Tesisi'nin elektriğini tek başına Oymapınar Barajı karşılıyor. Bir baraj bir fabrikaya ancak yetiyor. Düşünebiliyor musun? O münasebetle bu detayı da sizlere aktardım. Bunlar aynı zamanda genel kültür değil mi? Açık açık konuşalım yani. Hani ben abartıyor muyum arkadaşlar? Bunlar genel kültür sohbeti. Bu saatte millet işte şu anda 721 insan var yayına katılan. 727 oldu. Başka başka canlı yayınlar da oluyor böyle. Buradan bir düşüyorsun, bir bakıyorsun başkasına bağlan. Buradan nereden geldin buraya diyorsun. Alakasız şeyler, muhabbetler, goy goy şamata, değişik değişik durumlar. Bir de bizim canlı yayına adam buraya bağlanıyor. Bazen böyle yanlışlıkla girenler de oluyor yayına. Ben nereden geldim buradan, bu adam ne anlatıyor? Ders anlatıyoruz ama aynı zamanda genel kültür bu. Onun için bunu sadece ders gibi dinlemeyin. Çok net söylüyorum. Coğrafya dersini iyi dinleyen bir insan muazzam bir genel kültür bombasına döner. İklim sanayinin dağılışı nasıl etkiler? Hadi bakalım bunu size sorayım diyeceğim ama bir sürü insan var şimdi sizden cevap gelene kadar zaman geçecek. İklim sanayinin dağılışı nasıl etkileyecek? Doğu Anadolu'daki iklim koşulları olumsuz etkiler tabii ki. Adam diyor ki fabrikayı kursam ısıtmak için kaç ton kömür yakacağım. Yollar kardan kapanacak, tipiden kapanacak. Ben malı pazarlara ulaştıramayacağım, zarar edeceğim. Bir günlük zarar bile kaç para eder diye düşünür. O yüzden iklim koşulları olumsuz olduğu yerlere insanlar genelde yatırım yapmamaya çalışır. Bu bir. İkincisi, bir de akıllı yatırım yapmak lazım. Yani hep söylüyorum mesela bunu YKS öğrencime diyorum. Gidip de kutuplarda sen buzdolabı satabilir misin? Ekvatorda ısıtıcı satabilir misin? Kutuplarda şort, terlik satabilir. Yani yatırım yapacağın yeri iyi seçmen lazım.
Efendim yine Karadeniz'de tekstil sanayi göremezsin. Karadeniz'de unlu gıdaları pek göremezsin. Bak bisküvi fabrikaları hep nerede? İç Anadolu'da. Neden? Çünkü nem az olduğu için nemlenmiyor. Ortaya masaya bisküviyi bırak kupkuru kalıyor. Ama Bursa'da öyle değil ki. 2 gün açıkta kalsın. Bisküvi olsun, cips olsun, çerez olsun hemen nemleniyor. O yüzden nemin fazla olduğu yerlere böyle gıda şeyleri pek kurulmaz. Bak iklimin sanayinin dağılışına etkisidir. Anlatabildim mi olayı? Yine İç Anadolu'da uçak fabrikasının kurulması nedenlerinden biridir. Aşırı yağışlı bir coğrafya uçak fabrikası kuramazsın. Neden? Bu uçak test uçuşu yapacak. Hava koşulları kötü olursa sıkıntı yaşar. Hava olabildiğince az yağışlı olması lazım. Tamam mı? Ha, bir diğer neden de düz olması. O ayrı mesele. İklim koşulları sanayinin dağılışını etkiliyormuş. İş gücü Türkiye'de arkadaşlar iş gücü problemi yok. İstemediğin kadar iş gücü var. Hatta şu anda tarihteki Cumhuriyet tarihindeki en büyük işsizlik var. Daha bugün baktım internet haberlerini okuyorum. Tabii televizyon izlemiyorum ama gündemi takip eden bir insanım. Haliyle ben yoksa size nasıl gündemi günceli aktaracağım? %13,5'a ulaşmış tarihteki en yüksek işsizlik rakamları. Dolayısıyla şimdi bir fabrikacı diyorum. Bir fabrikatör işçi alımı yapacağını duyursa sıradan bir iş bile olsa arkadaşlar eminim ki insanlar o işi almak için önünde kuyruk olacaklardır. Dolayısıyla bu ülkede sen işsizlik problemi, iş gücü problemi vardır diyebilir misin? Bilakis bu ülkede işsizlik sorunu vardır. İşsiz, işte sizler de yani lütfen yanlış anlamayın ama bunca yıl okudunuz, üniversite bitirdiniz, üniversiteyi bitirmek için kaç bin lira para harcadınız. Ben çok üzülüyorum yani. Yani düşünüyorum, sorguluyorum. Yaşama bigane değilim hayat şartlarına. Bir insanın üniversite okuması için yıllık en az 10 bin liraya ihtiyacı var. Bak en az diyorum ha. 10 bin lira da kurtarmaz. Bir yıl, bir ay 1.000 lirayla bir insan geçinebilir mi? Öğrenci bile geçinemiyor bir ayda. Hadi 2.000 lira olsun tamam, 20.000. Fakülteyi bitirene kadar 80.000 lira para harcıyorsun. Hadi bitirdim yetmedi atanamadın KPSS kursuna gidiyorsun. Kitap alıyorsun, video alıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Yani bu derslerin amaçlarından biri ne? Siz olabildiğince az alın. Ben burada hemen hemen her şeyi anlatıyorum size. Hiç özele bir şey var. İstersen kitap da mı? Bak şeyde yazıyorum, yazdırıyorum sana. Notları da paylaşıyorum sana. Bunları görüyorum elbette. Hani şunu diyeceğim. Bir insan ya atanana kadar zaten 80 bin lira, 100 bin lira harcıyor. Atandıktan sonra o harcadığı 100 bin lirayı bir daha kurtarması lazım. Daha kaç yılda kendini amorti edecek. Zor yani yaşam koşulları. O yüzden ben bir hesap yaptım. Liseden itibaren bir insan inek alıp beslese daha çok kâr ediyor arkadaşlar. Hayvancılığı anlatırken öğrencilere diyordum bir hesap yapalım dedim. 2 tane inekle başlasa liseden sonra şu anda çok daha büyük bir kâra geçmiş olur. Ama hayat bundan ibaret. İnsanların hedefi var, ideali var. İdeali varsa meslek yapılır. Yoksa para için öğretmenlik falan bunlar bilmiyorum bana çok şey gelmiyor. O zaman iş gücü problemimiz yok. Nerede iş gücü problemimiz var bizim? İşte uzay sanayinde yok. Nükleer sanayide iş gücü problemimiz var. Uzay sanayinde var. Uzay sanayimiz var mı o da tartışılır da. Yani bu anlamda yetişmiş beynimiz yok. İşte 2 tane nükleer santralimiz de Ruslar yapıyor. Hatta elemanımız olmadığı için devletimiz 400 tane fizik öğrencisini Rusya'ya gönderdi. Gidin zaten atanamıyorsunuz başımın belası gibi. Gidin orada hiç olmazsa nükleer fizik eğitimi alın. Bir işe yarayın. Ondan sonra sizi istihdam edelim. Bir sürü mezun var. Anlatabildim mi? Tabii işin latife suyun bir işe yarayın derken elbette o latife anlamında söylüyorum. Yani nükleerde bizim iş gücü problemimiz var. Ruslar ve Japonlar yapıyor. Sermaye zaten en büyük problem. Buna daha girmeyeyim. Pazar problemimiz var mı? Arkadaşlar Türk mallarının, Türk sanayisinin dünyada pazar problemi yoktur. Çünkü Türk malları dünyada kaliteli ve ucuz diyebilir. Allah'tan Çin malı gibi olumsuz bir imajımız yok. Gerçekten Türk malları kaliteli ya. Bak Çin malları Çin'den aranızda edinilecek çiftler de oluyor. Böyle görüyoruz zaman zaman düşüyor şeylere. Yazın işte alışveriş planları yapanlar. Yani sana eşin erkek tarafı tutup da Çin malı porselen tabak getirse herhalde başında kırarsın onun tabaklar. Gide gide Çin malı mı aldın? Oysa Çin malının porseleni çok kalitelidir. Çin'in porseleni. Ama kötü imaj. Kötü imaj olunca oradan gelen her şeyi kalitesiz kabul ediyorsun. İşte ne demeye çalışıyorum? Allah'tan ki Türkiye'nin, Türk sanayisinin böyle kötü bir imajı yok. Türk malları dünyada ucuz ve kaliteli diye bilinir. Değerli dostlar bak çıkabilecek soru tarzlarından bazılarını da burada metinleştirdim. Şöyle diyor. Sanayinin geliştiği bir yerde, ben de bu tarz sorulara, amiral gemisinde de buna benzer sorular var. Sanayinin geliştiği bir yerde aşağıdakilerin hangisinde artış beklenmez?
Ham madde ihtiyacında artış beklenir. İşleyeceksin. İhracatta artış olur. Milli gelirde artış olur. Sanayileştikçe milli gelirimiz artıyor. Bu arada milli gelirimiz şu anda 8.900 dolara düşmüş. Bir önceki yıla göre azalmış. Dolar fiyatının yükselmesinden dolayı. Biz ne zaman müreffeh bir ülke oluruz? 20 bin dolara aşması lazım kişi başına milli gelirin. En kötü 10 bin doların altına düşmemesi lazım. Peki sanayinin geliştiği bir yerde başka ne artar? İç ve dış ticaret artar. Çünkü birçok sektörü besliyor sanayi dalı. Sen çok para kazanırsan çok harcarsın yani. Enerji tüketimi artar, iş imkanları artar, çevre kirliliği artar. Bu da olumsuz bir şey. Nüfus yoğunluğu artar ve çarpık kentleşme de artıyor. Neden? Çok çok yoğun bir göç yaşanıyor. En yaygın sanayi söyledim size. Ne dedim? En yaygın sanayi gıda sanayisi. Peki en dar alanda olanlar, bunların soru değeri de var. Bak, çay sanayi çok dar bir alanda. Her yerde göremezsin. Bunun tam tersine şeker sanayi çok geniş bir alanda. En yaygın gıda dedim. Gıdadan başka ne var? Gıda derken şeker de aslında gıdaya giriyor da buna gıda değil de un yazalım. Şeker mesela. Tekstil, siz de not alın. Çimento. Çimento da çok yaygındır arkadaşlar. Bak bunlar hep çıkıyor arkadaşlar. En dar olanlar çay, konserve, otomotiv, kağıt. Bunlar çok yaygın değildir yani. Ham maddeye yakınlık da önemli ya. Bulanıklaştı yine. Kağıt. Niye bulanık? Arkadaşlar bir saniye bir daha çevireyim. Çay, konserve, otomotiv, kağıt, ilaç. Otomotiv derken motorlu araç diyelim. Mesela işte hani uçak da buna giriyor, gemi de buna giriyor, lokomotif de buna giriyor, tamam mı? Cam sanayisi mesela, bu da yaygın değildir arkadaşlar. Bunlar dar alanlı sanayi tesisleridir. Yani yorumlayabileceğinizi düşünüyorum. O kadar yer geziyorsunuz. Gidip sadece AVM'lere dikkat etmeyin. Yol kenarındaki ben gene de fabrikalara bakıyorum mesela. Dün akşam Ankara'dan dönerken karanlıktı, çok bakamadım da. Böyle gözlemler yapın. Dışa en çok bağımlı olduğumuz sanayi dalları. Elektronik, silah. Evet, silahta resmen dışa bağımlıyız. Hatta şu S-400 füzeleri yüzünden Amerika ile kavgalıyız şu anda. Elektronik, her türlü işte benim bilgisayarda mesela Sony, telefonum, Samsung. Efendim, valla kalem Faber-Castell mi onu da bilmiyorum ama her neyse. Yani elektronikte biz dışa bağımlıyız birçok üründe maalesef. Bilişim sektöründe dışa bağımlıyız. İlaçta dışa bağımlıyız. Kağıt dışa bağımlıyız. Kozmetik değil mi? Bayanlar daha iyi bilir kozmetik. Hele ne kadar da markalar var. Gratisinden tutun da gratis marka onu da bilmiyorum da. Gratis, Avon. Duyuyoruz işte her neyse. Çok pahalı parfümler var. Bunları biliyorsunuz. Kozmetikte dışarı bağımlıyız. Gübre sanayisinde dışa bağımlıyız. Peki sanayimiz iklime bağımlı mı? Arkadaşlar sanayimiz maalesef iklime bağımlı. Neden? Bizde en yaygın un, şeker, tekstil demedim mi? Bunların ham maddesi tarım ürünü değil mi? İklimdeki bir olumsuz değişme tarımı. Tarım da bu sanayi dalını etkileyecek. Düşünsene buğday yok. Un fabrikası ne yapacak? Düşünsene şeker pancarı olmamış. O sene hava koşulları yağış yetersiz olmuş. O zaman şeker pancarı olmaz. Şeker fabrikası ne yapacak? Bir ülkenin sanayisi iklimsel koşullardan etkileniyorsa bu ülkeye gelişmiş bir ülkedir diyemeyiz. O zaman biz neyiz? Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Geçiyorum. Sanayimiz iklime bağımlı. Bak sanayi mıknatıs demişim. Pareto kuralında. Siz de notları böyle anlatıp her şeyi uzun uzun yazmayın arkadaşlar. Biraz pratik olun ya. Buna Pareto kuralı diyoruz. Yani o cümleyi, o paragrafı hatırlatacak bir tane kelime yazıyorsun. Bütün paragrafı yazmıyorsun. Notlarınızı da böyle tutun. Her şeyi yazmayın ya. Uzun uzun destan yazar gibi küçük küçük notlar alın. Bilmesi gereken sanayi dalları: yağ, konserve, şeker, çimento, porselen. Bak bunları ben size arkadaşlar birkaç tanesini anlatacağım ama ondan sonra yayını bitireceğim. Sanayi dersini bir maalesef bir derste bitiremiyorum. Şimdi bu arada yayında sorularda gördüm hocam, A Coğrafya bir kitabınız tekrar için yeter mi? Yeter de artar bile zaten. Bunu tekrar diye düşündüm ama bayağı da bir şey koydum içerisine. Şimdi burada ben açayım arkadaşlar, zamandan kazanmak için. Saat ilerlemiş, bir saat olmuş neredeyse. Öğrencimin bilmesi gereken tesislerden biri nedir? Biri ne olacak? Şu bir işe yaramıyor, çıkarayım. Şimdi bakınız, kağıt fabrikalarını bilmeniz lazım arkadaşlar. 2 kere 2 4.
eder'i bilmeniz gerektiği gibi katiyetle daha nasıl açık konuşabilirim? Bunu çok iyi bileceksin. Kağıt fabrikaları hep kıyıda, bir tanesi sadece içeride. Hangisi o? Afyon. Afyon'daki fabrikanın adı Çay. Hocam kıyıda olanları anlıyoruz. Ham madde yakınlık. Bunun ne işi var burada? Bu da geri dönüşümden kağıtları tekrar kullanıyor. Giresun'da Aksu, Kastamonu'da Taşköprü. Bunun hafıza tekniğini yaptım. Onu da veririm birazdan. Zaman kalırsa, zaman da çok izleniyor. Zonguldak'ta Çaycuma, Oyka oldu bu. İzmit, Bandırma, Balıkesir, İzmir, Muğla, Dalaman ve Mersin. Bunları bileceksin arkadaşım. Ne yapayım? Sana soru çıkar yani. Bunların yerini bileceksin. Ha, bunların bir kısmı yıkılmıştır, bir kısmı ortadan kalkmıştır ama ÖSYM hala var gibi soruyor. Kağıt sanayisi gördüğün gibi kıyılarda Türkiye'de yaygın bir sanayi dalı değildir. Büyük kısmı Karadeniz'de olduğunu görüyorsun ve kağıt ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktır. Biz dışarıdan kağıt alıyoruz. Dışarıdan kağıt almamızın temel nedeni Türkiye'deki ağaçların kağıt üretmeye çok elverişli olmaması. Üretiyor da saman kağıdı, gazete kağıdı üretiyor. Birinci hamur kalite kağıt üretemiyor. Ağacın yapısı ile ilgili. Geri dönüşüme kağıt dedik. Evet, ithal edilir, ihtiyacı karşılaması. Kağıt ithalatı daha çok ülkemizdeki ormanlar, her şeyi yazmışım da buraya. Diyorum. Bunun hemen siz de çiziyorsunuz arkadaşlar. Yayını bir daha izleyin şeyden sonra. Canlı yayından sonra. Bunların mutlaka haritasını çizeceksiniz, tamam mı? Bir de çimentoyu anlatayım. Bak, çimento Allah vermiş diyeceğim ama Allah çimentonun ham maddesini vermiş. Fabrikaya dönüştüren bizleriz. Baksana her yerde çimento bacası var. Elazığ'da tam bizim evin yakınlarında zaten. Şehir merkezinde. Şehrin merkezinde çimento fabrikası mı olur ya? Vallahi Elazığ'dan geçerken ben ayıplamayayım. Hocam bu nasıl memleket? Böyle yerde fabrika mı olur şehrin merkezinde demeyin. Elazığ'ın bu kadar büyüyeceğini tahmin edememişler zamanında Elazığ'ı kuranlar. Önceden fabrika şehrin kenarındaymış. Şehir hızlı büyüyünce fabrikayı içine almış. Bu da bir probleme yol açıyor. O yüzden organize sanayi bölgeleri kuruluyor işte. Ya böyle saçma sapan bir şey olmaz, her şey organizeli olsun diye şehir merkezleri dışına organize bir şekilde altyapısı hazır sanayi tesislerinin kullanabileceği organize sanayi bölgeleri kuruluyor arkadaşlar. Bakın Karadeniz'de tüm kıyı şehirlerinde, Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Güneydoğu her tarafta var. Size çimento fabrikası nerede var diye sormaz. Hangisi Türkiye'de yaygın olan sanayi dallarından biridir ya da değildir diye sorar. İşte çimentonun yaygın olduğunu görüyorsun. Ülke genelinde dengeli dağılmış. Tüm kıyılarda var. Bunu sorduğu için tüm kıyı ifadesini kullandım. Ham maddesi kirli marlı toprak. Ham maddeye yakınlık önemli değil ama taşıma maliyeti oluşmasın. İhraç ürünüdür. Evet. Çimento en çok sattığımız şeylerden biridir. Avrupa'ya çok çimento satıyoruz. Mesela İngiltere bizden çimento, İngiltere'de kar ediyoruz biliyorsunuz. Dış ticarette fazla verdiğimiz tek Avrupa ülkesi İngiltere. En çok aldığı şeylerden biri de çimento ve tekstil. Aslında çimentonun ham maddesi İngiltere'de de var. Niye çimento fabrikası yapmıyorlar sizce? Adamlar diyor ki memleketin havasını kirletmeyelim. Nasıl da Türkiye'den ucuz ucuz alıyoruz. Biz buradaki toprakları daha farklı sanayilere kullanalım diye İngiltere'de çimento fabrikası kurmuyorlar arkadaşlar. O yüzden Türkiye'den almak onlar için daha çevreci oluyor. Yağ sanayisi bak. Şimdi şunlar zeytinyağı. Zeytinyağı da kilosu herhalde en son 20 miydi, 25 miydi? Nerelerde zeytinyağı? Dikkat edin. Ege'de toplanmış. Akdeniz'de var. Ayçiçek yağı Türkiye'ye daha dengeli dağılmış. Trakya'da var. İşte Marmara'da var. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da var. Elazığ'da da var ayçiçek yağı. Dolayısıyla yağ sanayisinde ayçiçeğin ham maddeye yakınlığı çok önemli değil ama zeytinyağının ham maddeye yakın olması önemlidir. Aynı zamanda bir ihraç ürünüdür. Ve geldim konserve. Konserve sanayi değerli arkadaşlar. Bakın dengeli dağılmıştır diyebilir misin? Elini vicdanına koy. Göz var, iza var. Nerede dengeli? Hep kıyılarda toplanmış. Adana'da, Antalya'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Bursa'da, İstanbul'da yani. Burada da konserve sanayisi var. Ham maddeye yakınlık önemli. Ha biz konserve sayıyı çok tüketir miyiz? Kaçınız marketten konserve alıyor? Almıyoruz pek. Neden? Çünkü bizim halkımız kendi konservesini kendi yapar. Kurutmalık yapar. Balkonlardan böyle biber, domatesti de biber, patlıcan, maydanoz, nane, fasulye, gerdanlık gibi balkonlardan sarkar. Hatta bunun gibi paylaşım da yaptım ben. Elazığ'da yaşlı bir, artık bu adet olmuş. Elazığ'da yaşlı teyze 80'li yaşlarda böyle biber kurutma mevsiminde sonbahara doğru asacak yeri bulamamış. Karşıdaki polis karakolunun şeylerini asmış. Demirlerini asmış. Polis barikatlar oluyor ya. Asabilir miyim demiş. Oradaki komiser de as demiş teyze. Daha sonra da yemek nasip olmamış. Hayat böyle bir. Fakat ben o teyzeyi çok takdir ettim. Neden? Neden?
benim için ilham kaynağı. Tanımıyorum ben, sosyal medyada gördüm. Ve yani ölüme yaklaşmış bir ayı çukurdan neredeyse 80'li yaşlarda, fakat yine de o biber kurutma işlemini terk etmiyor. Ya ben yer miyim, yemez miyim, daha ne bu işlerle uğraşıyorum, otur işte kadın, sen yaşlısın, oturduğun yerde ibadetinle meşgul ol, sen ne biberin peşinde geziyorsun demiyor. Ne yapıyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi ve yarın ölecekmiş gibi dengesini kuruyor. O yaşına rağmen biber kurutma işini yapıyor. Ben yemesem de çocuklarım yer diye düşünüyor. İşte buna biz irade diyoruz arkadaşlar. İradeli olacaksın. İradeli olursan dersi de böyle götüreceksin. Sen dersi sadece dersin değil mi? İleride çocuğuma da anlatırım diye düşün. Genel kültür olsun diye düşün. Yoksa her şeyi angarya görürsen hayatta mutlu olamazsın, muvaffak olamazsın. Son bir şey anlatıp yayını bitiriyorum. Tütün ve sigara sanayisi. Tütün ve sigara sanayisinden soru çıkma ihtimali zayıf görüyorum. Daha önce soruldu. Ham maddeye yakınlık önemli değil. Bak, her ne kadar bu illerin hepsinde tütün yetişse de İstanbul'da tütün yetişmiyor. Demek ki ham maddeye yakınlık önemli değil. Tütün fabrikalarının baş harfinden bir akrostiş yapmışız. Simbat diye. Samsun, İstanbul, İzmir, Malatya, Bitlis, Adana ve Tokat. Bir akrostiş yapmışız. Yani uçan halının üstünde bir simbat düşünün, sigara içiyor. Simbat'ı da sigara içirdik. Hafıza tekniği. Baş harflerinden Simbat, sigara neyi hatırlatacak? Samsun, İstanbul, İzmir, Malatya, Bitlis, Adana, Tokat. Bu sigara fabrikalarının büyük kısmı kapalı. Fakat sen açıkmış gibi bil ve notlarımız açık gibi bilin diyor notunda. Ham maddeye yakınlık önemli değildir. Kozmetik sanayinde de kullanılan bir üründür diyorum. Otomotiv sanayisine girmeyeyim. Bakın, otomotiv sanayisinin kitabı, özellikle bu resimleri koydum ki sizi motive etsin. Bugün inşallah kısmet olur atanırsanız bu Porsche mi, ben de bilmiyorum ki, Porsche mi Lamborghini mi, aranızdan meraklılar bilir. Ya da böyle küçükken hepimizin, erkeklerin hayalini böyle bir kamyon alırsınız atandıktan sonra, kısmetse. Oyuncağını mı alırsınız artık, gerçeğini mi, onu bilemem. Ama bu kadar çok büyütüyoruz, inşallah atanmak nasip olur. İşte bu yollardan geçer. Bu saatte bu dersi dinlemekten, bu saatte iradeyle ders başında olmaktan geçer arkadaşlar. Diyorum, bu akşam bu kadar yeterli. Evet, şimdi sorularınız varsa sorularınızı alayım. Şaka maka bir saat ders anlattım size ya. Ama siz de dinlediniz. Sabırla. Yayını kaçırdım demiş arkadaşımız. Yayını kaçırmadınız. Canlı yayını kaçırdınız. Yayını kaydedeceğim Allah kısmet ederse. Sonra da YouTube'a kaydedeceğim. YouTube adresimden dinleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Ya hocam, kaynanama sizin gibi anlatsam yazık. Gözde sen anlat. Neyin ne olacağını bilemez. Ya ilişkiniz daha iyi olur ya da daha kötü olur. Zaten genelde ilişkiler böyle değil mi? Ortada bir ilişki var mı? Ya iyi, ya çok iyi, ya çok kötü kaynana ilişkileri. Alüvyal toprakla Bafra'nın ne alakası var? Bafra şeydir. Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyal topraklarla oluşmuş bir delta ovasıdır. Tabii ki çok alakası var. Ham maddesi alüvyal maddeden oluşuyor Bafra'nın. Eyvallah, teşekkür ederim arkadaşlar. Hocam tekrardan en yaygın, en çok bunları bana tekrar ettirmeyin bana ya. Yayını kaydettim ya, oradan dinleyin. Hocam bir dersi sevmek hocayı sevmek de olur. Seviliyor. Ne mutlu bana. Allah'a hamdolsun. Benim için bahtiyarlık. Seviliyorsam çok da sevilecek bir adam değilim aslında. Aksi taraflarım var. Çok şirinlik yapmıyorum ben size. Kızıyorum yerine göre. Prensiplerim var, değerlerim var. Vallahi uymayanı direkt oyun dışına atıyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Hocam bu yıl sadece genel yetenek, genel kültüre tek kaçırdım. Ne anlattınız hocam? Bakarsınız, yayını kaydettim. Neredeyim ben de? Evet, işte neredeyim ben diyenlerden biri buraya gelmiş. Yayın esnasında bahsetti. Evet hocam, burcunuz ne? Burç ne alak? Neyse, Oğlak burcundayım. Burcum Oğlak.
Hocam teşekkür ederim. Ne demiş? Hocam hani neden diyorsunuz ya, hani yeminle sorularda da kulaklarımda çınlıyor. Tabii zaten sorularda çıkan cümleyi kullanıyor. Ben gecenin bu saatinde şamata yapamam burada. Vallahi sizin karşıda çıkmak için başka bir yerden fedakarlık yapıyorum. Şu anda hemen bilgisayarın başına geçeceğim. Ben bekleyen işler var çünkü. O yüzden karşınızda böyle bir fedakarlıkla geçiyorsam anlattığım cümleler karşılığı olan cümleler olmalı. Sen soruyu çözdüğün zaman bana Allah razı olsun diyebilmelisin. O tür cümleler kurmam lazım. Hocam son videolarım hayır mobil uygulama olacak. Yani hani böyle oyun indiriyorsunuz ya telefona. O şekilde olacak. Şu anda hazırlıyorlar. Kızıyorsunuz ya bizim iyi tabii ben insan sevdiğin nazı geçene kızar canım. Beni ilgilendirmeyen insana niye kızayım? Göz teması bile kurmamaya çalışırım bu tiplerle. İlgilendirmezse. Evet, var mı arkadaşlar? Hocam size bir mesaj atmıştım. Müsait olursanız bakabilir misiniz? İnşallah diyeyim. Çok mesaj geliyor. Herkese bakamıyorum çünkü. Hocam geçen iki videoların hepsini dinledim. Bu iki yayınları tekrar amaçlı dinliyorum. Gecenin çok bilgi var. Çok fazla bilgi yok. Geçen iki videolarını dinleyeyim. Onlar da kayıtta duruyor. Olanları zaten sayfamdan yayınlıyorum. Teşekkür ederim. Peki arkadaşlar. Teşekkür ederim. Elazığ'ın gururu yazmış. Estağfurullah. Bize gelene kadar daha kaç kişi var? Yani bizim yaptığımız çok önemli bir şey. Hep söyleyeyim. Bak insanları çok büyütmeyin. Çok yüceltmeyin hakikaten. Ya yaptığımız iş çok büyük bir iş değil. Onu söyleyeyim ben. Yolda da görüyorum böyle elimize gelenler, çiçek getirenler, önümüzü kesip bu kadar büyütmeyin ya arkadaşlar. Hakikaten herkes bu büyütülmeyi de taşıyamayabilir. Hakikaten yaptığımız çok fazla bir şey de yok. Sizin gibi insanız. Sadece ders anlatıyoruz. Sizin teveccühleriniz değerli. Teşekkür ediyorum ve Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar diyorum.